Tekrar tekrar merhabalar sevgili FM Gönül dostları. FM kaçıncı bölüm? Beşinci bölümüyle tekrar karşınızdayım. Tekrar derken o tekrarın altında bir grup sinir öbeği yatıyor. Şöyle ki Necdet Ergüngel. Ben bu beşinci bölümü aslında bundan yaklaşık bir saat önce kaydettim. Fakat bir de ne göreyim? Altta Nvidia'nın güncellemesi gelmiş. Chrome'un o arka planda çalışan şey açık kalmış bilmem ne falan derken bütün güzelim şey yayınım donmuş, izlenmez hale gelmiş. Allah'tan otomatik save almamış. Ben de save almadım. O yüzden geri döndüm. Kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Sonra bir de internet problemleriyle uğraştım. Bilgisayarım nedense interneti görmedi. Tutturdu wireless'tan bağlanacağım, wireless'tan bağlanacağım diye. Yani yaklaşık bir saatlik bir sinir harbinin sonunda şu an bir futbolcum gelse bana atar yapsa da ben de onu falakaya getirsem diye bekliyorum. Şu hızlı geçiyorum buraları çünkü az önce de zaten fena değilmiş lan bu. Yok be kötüymüş. Top kapma fena değil aslında. Kapı fena değil. Marking çok kötü. Ama 2 yıldız ve 20 yaşında. Sen bir daha şey yapsam mı ya? Bir daha raporlayalım bunu. Sonra bakarım tekrar. Yani böyle sıkıntılı bir süreçte bir pazartesi sabahında sabahın 8'inde başladım. Teknik heyette defolun gidin istemiyorum sizi. Hayvan herifler. Sabahın 8'inde başladığım yayın mücadelesine şu an saatime bakıyorum. 9:20'de tekrar başladım ve elde var sıfır durumu. Ben de ne güzel şu dakikaya kadar en az 2 bölüm çekerim. Lay lay loy loy insanlar da beni izler. İşte güllük gülistanlık. Bu cümlenin sonunu getiremeyeceğim. Ama işte beni anlıyorsunuz büyük ihtimalle. Yani bir an hemen şu sarı... Bu arada az önce oynadığım Sarıyer maçında 1-0 kaybetmiştim. En azından Ercüment denen bir futbolcusu var. Ona kafa göz girmem gerektiğini biliyorum. Yoksa gol atıyor pis herif. İşte ha burada şey de söyleyeyim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Güzel yorumlar atmışsınız. Likelayanlar bile var. Paylaşan bile vardır belki de onu ben tam göremiyorum sanırım. O kadar kurcalamadım. Zaten izlenme sayıları benim tahminimin çok üstünde. İlk bölüm şu an 250'ye yakın izlenmişti. 250'den fazlaydı hatta galiba. Yani ben bunun açıkçası şey zaten oynayacağım bir oyunu böyle hani 5-10 kişi izler hep beraber böyle geyik şamata yaparak falan oynarız diye şey yapmıştım. Başlamıştım. 250'ye ben de şaşırdım. O 250 de şaşırmış gerçi. Sonraki bölümde o 250 olarak kalmıyor ama yani benim için büyük bir rakam oldu açıkçası. Şuradan hemen şu taktiğimi seçelim. Emrah, ha tamam Emrah sen oynamayacaksın. Savaş Yıldız sana oynayacak orada. Like atanlara teşekkür ediyorum. Yeni bölüm gelecek mi diye soranlara ayrıca özellikle teşekkür soranlara değil bir kişi aslında ama o da kendini biliyor. Ona da özellikle teşekkür ediyorum. Ve işte onlara karşı mahcup olmamak adına hızlıca yeni bölüme girdim. Koşa koşa da gittim Sarıyer'e. O da benim ağzıma burnuma gol atsın diye. Ve işte takımlar ısınıyor, sahaya çıkıyor. Buralarda çok yapacak bir şey yok. Şurada tavsiye var. Ercüment nerede? Ercüment gel. Ben senden bir daha şey yapamam. Bunu her zaman pres yapayım. Topa hamleyi boş ver. Sıkım arkadaş her zaman. Bu Ercüment'e nefes aldırmayacağım. Ha, bu klasik konuşma zaten. Çıkın kendinizi gösterin. Neşeli efendi futbolcularım. Yedi cüceler gibi sahaya çıkıyor. Ne diyordum? Bir şey diyordum. Çok önemli bir şey söylüyordum. Unuttum derken gözlerim arkadaki palmiyelere takıldı gene. İşte İstanbul'un örnek bitki örtüsü, palmiyeler ve otoban kavşaklarındaki çim alanlardan oluşur. Gerçi palmiye bitki örtüsü de denmez. Örtecek bir şey yok. Saptan ibaret bir şey. Tepesinde iki parça yeşillik var diye onu örtü olarak kabul edemem ben. Kimse kusura bakmasın. Saplar ve işte bir takım çimenler İstanbul'un bitki örtüsü görüyorsunuz. Sarıyer'de de kendini gösteriyor. Anıl Şahin sen sarı kart görme ya. Önemli adamsın daha ilk yarıdayız. Şu an kontrollü oynuyoruz. Tamam. Hafif atak yapıyoruz demektir bu da. O zaten adamlar bizim sahaya giremedi bile. Biz bastırıyoruz. Güzel. Ha bu arada şey de söyleyeyim ben işte bu teknik sorunları ufak ufak aşmaya çalışıyoruz. Yani bu OBS'ti bilmem neydi bunları yeni yeni kullanmaya başlıyoruz zaten. Tez zamanda hatta belki bugün yeni bir serinin bir ya da iki videosunu da çekmeye çalışacağım.
İşte amacımız farklı oyunları oynayıp goy goy yaparken o goy goy hep beraber yapmak. Hatta bir iki oyunda, yani bu olursa YouTube'da değil tabii Twitch'te daha mantıklı olur da, böyle izleyicilerle hep birlikte bir oyun oynama falan tarzında bir şeyler de var. Ama bahsettiğim oyunlar tabii LoL, Dota falan gibi hani öyle çok bilindik şeyler değil. Biz ev iç, vur oradan kaleye, yapıştır. Allah kahretsin seni. Böyle kendi içimizde oynayıp eğlendiğimiz oyunlar. Onları da yakın zamanda büyük ihtimalle göreceksiniz kanalımızda. Bu arada kanalımız demişken, abone oldunuz mu? Olursanız iyi olur çünkü yeni bir video. Yani bu tabii abone oldunuz mu derken, bu videoyu izlediyseniz. Koskoca ilk geri geçti, hiç bir tane mi şutum var ya? Ne kadar kötü. Kontrolde siz hücum ağırlıklı oynayın ya, bu adamlar atak yapamıyor. Ha, bu videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz, buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız abone olun. Yorumlarda şunu beğendim, şunu beğenmedim diyebilirsiniz. Bilmiyorum ne kadar dikkate alırım ama en azından insanlar bunu beğenmiyormuş diye kendime bir şey çık, vur oradan. Vuramadım. Buradan kendime bir pay çıkarırım belki. Bir de tabii etkileşim güzel şey. Ha, olur da paylaşırsanız, daha önce size sözünü verdiğim bir bardak çay. İnce belli, küçük meyve çayı olmaz, onlar pahalı. Bu çay da İstanbul il sınırları içine geçerlidir. Ayrıca beni yolda otobüste falan yakalayıp, hop bildim seni, sana FM'de Kartal Spor'la oynayan dayı değil, dayı demeyin bana. O Kartal Spor'la oynayan zat değil misin dersin. O ne güzel defans yapıyorum, çok güzel oynuyorum bu maç. Ercüment'i kilitledikten sonra Sarıyer'in kolu bacağı kırılmıştı adeta. İşte böyle yani dostlar. Bir haftalık bir ara verdim videolara, onun için kusura bakmayın. Ama bugün teknik sorunlarla da mücadele etsem, takımda sakatlıklar da olsa, şu beyaz ampul gözüme almaya da devam etse diyeceğim ama şu an kapattım zaten. Yayına başladığımda o ampul bile açıktı çünkü hava o kadar aydınlanmamış gibiydi. Şu an fena değil. Bir pazartesi sendromum, sabah 9.30'unda yaklaşık. İnsanların işe giderken kahrettiği ya da iş yerinde kahrettiği dakikalarda ben oturdum FM oynuyorum, hiç kahır etmiyorum. Sizlere de tavsiye ederim ama siz bu sırada ya okulda ya iştesinizdir. Allah kahretsin ya, durduk yere geldim gol yedim, şuna bak. Mustafa Tahir. Ulan Ercüment. Ercüment oyundan mı çıkardı bunlar, ne yaptı? Dur bakayım, Ercüment yok mu lan burada? Aa, Ercüment buradaymış aslında. Ercüment'ten beklerken golü Tahir'den yememiş, hoş olmamıştı. Ya aslında bu arada çok da garip bir futbol oynuyorum. İstatistiklere bakınca atak yapıyorum, top bende, bilmem ne, hepsi çok güzel de kaleye şutum yok herhalde. Varsa da nedense özetlerde gözükmedi. Serhat, o topu orada kaptırırsan kötü olur. Ha, tamam. Tabii sağ bek arayışlarımız devam ediyor. İşte bu gol olmalı artık. Yapıştır. Çok güzel. Offside var mı? Yok. Tamam. İşte bu kadar. Güzel futbolun meyvesi olan golü Ali Kılıç da bulmuştum. Ali Kılıç da, Ali Kılıç sağ bek değil mi ya? Değildi herhalde. Ha, orta saha, pardon ya. İşte ufak takımla oynamanın sıkıntıları. Böyle Facebook'ta çok eskiden eklediğiniz birini görürsünüz de nereden eklediğini hatırlayamazsınız da, adını görüp lan ben bunu bir yerden tanıyordum dersiniz ya, bütün futbolcularda öyle oluyorum ben de. Tabii ki bir iki tanesi hariç. Ya Allah kahretsin, niye sürekli atak yapıyorsunuz kaleme? Ha. Aslan kalecim Yavuz. Biraz garip tuttum topu ama bunun yüzüne vurup seni rencide etmek de istemiyorum. Ya bu arada şu tribünlerin hepsinin aynı olması, yani hepsinin aynı derken işte ufak tribünlerin bir modeli var ve her stada aynısını koyuyor. Sadece koltukların rengi değişebiliyorum. Keşke onlara birkaç çeşit yapsalarmış. Oyunun başında o adamın ağzının gözünün şeklini değiştireceğimize keşke şunları birkaç çeşit yapsalardı da, vur oradan kaleye. O nasıl bir orta arkadaş ya. Ama gol geldi. Gelmedi. Murat. İsminle ilgili kafiyeli kinayelerim var ama yapmıyorum. Çünkü yayında terbiyemi bozmak istemiyorum. Ali Say, sen de yavaş çocuğum. Kiralık galiba. Şu Ali Say ve Recep Burak Yılmaz ikisi kiralık oyuncularım. Ali Say'dan bir tane sağ bek alıp kurtulmaya çalışıyorum da, defansın ortasında Burak Say oynayacak galiba bu sezon. Galatasaray'dan kiralık yanlış hatırlamıyorsam.
Kiralık oyuncu oynatmayı sevmiyorum. Çünkü sezon bitecek, adam çok iyi oynayacak, gidecek, hiçbir anlamı olmayacak. Ya da adam kötü oynayacak, maaşını verir. Allah kahretsin sizi pis herifler. Ya böyle bir gol yenmez. Mustafa Tahir. Neredesin Mustafa Tahir? Mustafa Tahir. Kolunu bacağını kıracağım, dilendireceğim seni Mustafa Tahir, gel. Zayıf ayağına verin şunu topu. Ulan güzel futbol dedik, meyve dedik, bilmem ne dedik, yediğimiz gole bak arkadaş ya. İki kişi gelip gol atıp gidiyorlar adeta. Bir de iki defans oyuncum var orada, bir tane burada. Kalecim, benim as kalecim bu ya. Göremedim. Ah, bir tane de oradan ya kaleci. Benim seyirciler nerede ya? Diğer kale arkasında mı? Yo, diğer kale arkasında kimse yok. Vay işte Sarıyer ve Kartal sporlu şeyler birbirleriyle aynı tribünde oturuyor yanlış görmüyorsam. Sarıyer'de İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kısmında bulunan nispeten sessiz, o pası verdirtme aslanım benim. Nispeten sessiz sakin güzel bir belde mi denir, ilçe mi denir? İlçedir herhalde. Belde deyince tatil yöresi geliyor aklıma. Ya arkadaş saçma sapan goller yiyorsunuz ya. Of yani ne yapayım ben size? Oyuncu değişikliği bakayım. Vurulan pert olan var mı? Var tabii, Serhat Özbek. Kim olacaktı başka? Orta sahanın ortası. Ya bu adamı alabilirim. Uğur, oh Uğur çok iyi oyuncuydu, hatırlıyorum geçen sezondan. Hatta defansın ortasına da şöyle bir taktiği yaparım çünkü daha fazla gol yemek istemiyorum. Kim var değiştirebileceğim başka? Orta sahanın ortasında Mertcan var da Mertcan'ın yerine sokabileceğim bir adam şu an sanırım görebildiğim kadarıyla da yok. Benim kaleci, vay be 5 yıldız çılgın, aman ne yaman kaleci bilmem ne diye bana itirdikleri herife bak. Allah kahretsin, yediği golleri ben yemezdim. Bu arada ben eskiden çok efsane kaleciydim. 20 sene önce falan herhalde. Yok lan 20 olur mu? Çok abarttım. 10 sene diyeyim. Ya gitti güzelim maç hakikaten. Hiç yapacak bir şey yok saatten sonra. Of, hepsi de yorgunluktan öldü. Çatlayacak. Savaş Yıldız sana rezalet oynamış. Ya bu sol kanatta o şeyin koyduğu herif çıkarıp bu Savaş Yıldızhan'ı koyuyorum her seferinde ama. Bundan önceki maçlarda da mı böyle kötü oynamıştı ya? Bir tane asist masist yapmıştı gibi. Savaş, ha. Ya olsun, yapacak bir şey yok. Mustafa Tahir. Gelme buraya Tahir. Üzerim seni. Kötü üzerim. Ya offside artık canım bu. Yani kendi şeyin arkasına saklanmış. Kafasının ucu görünüyor bir tek. Ya ilk yarı ne güzel sessiz sakin bitmişti ya ben. O ilk yarıya razı olsaymışım keşke. İkinci yarıda kan çıktı resmen. Şu hale bak. Hücuma kalkacak oyuncu diyor ki ileride bir kişi bekliyor. Ha şimdi bunlar saldırırsa. O da o topu tutabilirse bir yerde artık. Ne yapıyorsunuz lan? Al oğlum topu, al süre yok. Allah Allah. Ya şöyle basit mantık, yani futbol mantığına aykırı hatalar da olmasa şu oyunda. Evet, böyle maçları şey yapamazsanız ben de sizi şey yapamam. Maç sonu analizimize gidelim. Murat Tosun 6.2 koş, at gibi koşmuşsun sadece de netice yok. Tahir tabii maçın yıldızı. Kaleyi bulan şutum da çok az zaten. Söyleyecek hiçbir şey yok. Hakikaten adamlar iyi oynadı. Ya da biz çok kötü oynadık bilmiyorum. Sarıyer rahat kazandı. Şu manşetleri de suratıma vurmasalar her maçtan sonra. Ben bir tane sağ bek bulamayacağım bu takıma ya. Gerçi bulsam da hangi parayla alacağım onu da bilmiyorum da. En azından bulmak istiyorum. Geç. Bayrampaşa. Aa Bayrampaşa ile oynayacağız. Bayrampaşa hangi ligde? İkincilik beyaz grup. Denk takım gibi bir şeyiz herhalde diye tahmin ediyorum ben. O da deplasman.
Bizim takım sanki böyle Taksim'e eğlenmeye gidecekmiş de karşıdaki takımlarla aynı gün bir tane de dostluk maçı ayarlamış gibi bir hali var ya. Otobüsü bedavaya mı getiriyor nedir? Aa, ben kiralık oyuncu mu göndermiştim ya bir ara. Bizim takım Sarıyer, Bayrampaşa bilmem ne. Tam böyle işte Taksim, Beşiktaş, Mecidiyeköy üzerinden geçirip gidecek yerlerde maçlar seçmiş. Gündüz futbol, akşam alem gibi bir hali var takımın. Kondisyonları da bir garip zaten. Gerçi şu an bizim takımda ha kondisyonla ilgili bir antrenör de yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Var mıydı, almış mıydık acaba? Antrenörler. Kondisyon. Şu herife kitlemişiz ama hiç. 1,5 yıldız, 1,5 yıldız. Şunu değiştiriyorum otomatik yok. En iyisi bu diyor oyun. Ben de onları şimdi tek tek ayarlamaya çalışamayacağım. Oyun ne diyorsa bu oyunum kızdan ince şu an. Şimdi Bayrampaşa herhalde maçını gene bu bölüme sığdır. Oo, hemen arkasından Alanyaspor. Alanya'da gene içilip eğlenecek bir yer. İnşallah o maç... Ha bak bu enteresan. Bayram bayrak. Orta sahanın ortası. Kötü değil aslında herif. Tekniği mekniği var. Aa, mental özellikleri iyi. 21 yaşında. Sadece sağ ayağını kullansın. Ne fark eder? Benim oyuncularım sağ ayağında, sol ayağında kullanamıyor. Varsa sağ ayağını kullansın. Ha, şu heriflerden kötü görünüyor ama potansiyel işte şu yıldız olayı çok sakıncalı. Yani minimum 2 yıldız garanti, maksimum 4 yıldız şaibeli. 4 yıldız çıkarsa takımın en iyi orta sahalarından biri olacak zaten. Tabi bu şey uzun vadede olacakmış yani alınca hemen olmuyor da. 2 yıldız da kalırsa da tüküreyim böyle orta sahaya demek istemiyorum. Çirkinleşmek istemiyorum ama yapacak başka bir şeyim de yok. Ama gelişebilir bir herif gibi. İlk kontrolü fena değil. Bitirecek çok önemli değil. Dribbling yapmasın zaten. Pas alsın. Köşe vuruşu önemli değil. Pas 10-14. İşte bu güzel mesela. Serbest vuruşu vurmasa da olur. Teknik güzel. Top kapma. Aa, bu biraz yüksek olmalıydı. Uzaktan şutu var. Bu güzel bir artı. Şunları bir konuşsak mı ya? İmza attıralım sana bir. Haftalık 140 maç başı ücreti de çaktım bize. 2016'ya kadar mı? Nedense daha fazla yapamıyorum. Niye olduğunu bilmiyorum. Ha çünkü yo bu değil. Burada ne seçtiğimi çok beğeniyorum. Herifin yaşı genç değil mi acaba? İyi hadi gel tamam gel. Mutlaka birileri sakatlanacak yerine adam gerekecek zaten belli. Sen değil. Aslında şu da 5 yıldıza kadar çıkabilme ihtimali var ama. Yemezler bu ne ya 1-2-1-3 bilmem ne. Peki ben sağ beki nereden bulacağım? Ha Alanyaspor maçı bizim içerideymiş güzel. Alanyasporlu kardeşlerimizin Kartalımızın güzel sahilinde ağırlanmış oluruz. Kartalın sahili de güzeldir bu arada. Böyle bir garip şey falan. Kartalın sahili aslında şöyle. Kartal'ın bir sahili varmış eskiden. Hatta o sahilde bir tane kıyı pastanesi var böyle. Kartal'ın en eski pastanelerinden biri. Kıyı pastanesi yapıldığında kıyı pastanesi kıyıdaymış. Sonra demişler şurayı biraz daha doldurak yürüyecek bir şey yapak demişler. Orayı doldurmuşlar, yürüyecek bir şey yapmışlar. Sonra dur şurayı biraz daha doldurak da park gibi bir şey yapak demişler. O parkı yaparken dur bir de şuraya sahil yolu yapak demişler. Şu an o bahsettiğim pastaneyle deniz arasında herhalde bir 500 metre falan gibi bir şey var. Ama adı hala kıyı pastanesi giderseniz. Selamı söyleyin diyeceğim saçma olacak ama bir oturun poğaça falan yiyin fena değildir. Bahadır ay sen de fena değilmişsin gibi ama çok şaibeli ya işte ama eksisi yok artısı var herifin burada da sadece 2,5 yıldız garanti şu an zaten 1,5 maksimum 5 diyor bitirecek bunda dribling yok illa pas yapacağız pas kaç 8-13 eğer 13 ise iyi 8 ise kötü tekniği fena değil top kapması tamam ya bu senle gelebilirsin takım ama haftalık 180 istersen gelemezsin. 140'ı tabii ki kabul edersin. Zaten boştaki bir futbolcusun sen. Bir tane sağ bek bulursam bu sezona bomba gibi gireceğim diyemesem de en azından küme ne oluyor lan? Bu kim ya?
Sen kimsin oğlum bu yeteneklerle? Bir de ilk 10 şeyde mi bu ya? Az kadroda mı? 21 yaş altı falan değil mi bu? Senin yaşın 17 yaşında. Tahsin sen ne yapıyorsun burada ya? Tahsin kusura bakma ben seni bir 19 yaş altıya göndereceğim. Böyle olmaz bu iş. Bayrampaşa. Bayrampaşa'ya da biraz hücum oynasak mı ya? Şimdi hızlı seçim diyeceğim şu sol açığa. Bak evet yani Emrah Tahsin'i koydum ben. Deneyesim de var ama yani güvenmiyorum da Emrah Tahsin'e. Çok da bir özelliği yok. Orta açması çok iyi değil. Driplingini arıyor gözlerim. Şu an göremiyorum. Driplingin şey ne olabilir ya? Bitirici kafa vuruşu. Ya of neyse. Ha ilk kontrol. Markaj orta pas penaltı teknik top kapı uzaktan. Ha dripping buradaymış. Az önce niye göremedim ya? 8. Tamam ulan Emrah Taysi sana senin oynadığın mevki ne? Ha. O zaman şöyle yapalım sana. Gelişim diyelim, antrenman diyelim. Oynadığın mevkiye ofansif orta saha sol diyelim. Buradan kanat oyuncusu diyelim. Şimdi ayrı taktikte de şunu değiştirmek istiyorum. Böyle Barzo gibi hücum değil, biraz destek olun ki zaten öyleymiş. İleri gittiniz bir daha gelmek bilmiyorsunuz çünkü. Savunma, savunma değil. Ne bu? Savunma. Yani defansif değil mi? Ha destek doğru. Tamam Emrah. Ya Emrah senin maç konu tam maç kondisyonunda böyle yapacak zaten. Haklı adam bir şey diyemedim. Defans Ali Say şu Ali Say'ın yerine biri lazım hala. Ve ulan bir şey unutmuyorum. Rişallah bastım. Şöyle bir hazırlık maçında da 3-5 atsak da. Eskiden şeyde, üç büyükler de öyle yapardı böyle. Zor takımlarla dışarıda oynardı. İstanbul'da son 1-2 hazırlık maçını dandik takımlarla ayarlardı ki hem taraftar bir şey sansın hem takımın morali yerine gelsin kendine bir şey sansın falan diye. Çok da işe yarayan bir taktik değilmiş herhalde. Oo bunların bir saniye. Ha bu Bayrampaşa'da oynuyoruz değil mi? Evet. Palmiyeler, hamburgerci burada. Yan tribünler çok kötü. Kale arkası niye o kadar şatafatlı ya? Valla bayağı vursak palmiye kadar gidecek top. Ulan dur maçı izlemeyi unuttum. Ali Say. Ali Kılıç. Bizim takımda herkes adaş anasını satayım. Ben bunları ayırt edemeyeyim diye iyice zorlaştırmışlar. Mertcan. Bir şey biber vardı ya. Biber, biberi oynatmıyor muyum ben? Allah kahretsin yapacağınız pas hatasını. Şu savunmanın arkasına atılan toplardan bıktım. Yemin ediyorum bıktım ya. Kapat orayı kapat. Ha gitti. Vallahi gol yiyeceğiz. Yok. Güzel. Yok yok yiyeceğiz yiyeceğiz. Tut lan orayı. Ha güzel. Sen o topu al oradan. Ha yiyeceğiz. Yok güzel. Oh işte Kartal sporlu olmak böyle bir şey. Bir pozisyonda 3 kere gol yemeye ikna oldum. Ya bizim takım çok acayip bir rakibin içinden içinden atıyor pasları. Tek de vursaydın kaleye keşke. Sen vur. Emrah Taysi'ye bak. Emrah Taysi beni gerçekten utandırmıştı. Şey çok saçma. Şimdi bu pozisyonda şu Murat'a bir tane asist yazdı sanırım kaleciden dönen top. Normalde o yazılmaz diye biliyorum ben. Bunda şey de var mesela. Murat ceza sahasına girdi. Herifi yere düşürdüler. Penaltı oldu. Emrah Taysi de geldi. O penaltıyı gol attı. O zaman penaltı yaptırmış olmayı da bir asist sayıyordu sanırım. Tam emin değilim ama biraz saçma. Allah Allah. 3 kişinin ortasında Selahattin rahat rahat aldı topu. Arkadaşlarına vere vere gidiyor derken Murat yapıştır. Oo benim forvetler bunları atamayacaksa yalnız. Gerçi normalde şey yaparım ben forvetlere işte bu özel yetenek gibi açılan şeyleri var. Kalecinin yarından dolaş da gol at ya da aşırt diyeceğim ama aşırtmayı çok zor ya. O hakikaten çok zor denk gelen bir şey. İşte kaleciyi yana yatır, aban topa bilmem ne falan gibi özellikler var. Onlardan bir tanesini şu Murat'a uygulayabiliriz diyeceğim ama antrenör lan antrenör kadrosu da kötü. Herifin yaşı da çok geçmişse o yeni yetenekleri öğrenmesi çok zor oluyor.
En güzel öyle top çevirin o zaman. Murat hiç zıplamadı bile ya kafa topuna vurmak için. Niyeti yokmuş da var. Emrah Taysek, Özer senin üstünde Emrah. Hadi bakalım çok. Lan ne yaptın Emrah? Bu hangisinin salaklığı bilemedim. Emrah'ın galiba arkasına doğru attı pası yanlış görmediysen. Emrah, Emrah. Ocağımı incir ağaca dikmeye mi geldin Emrah? İki yakan bir araya gelmesin Emrah. Şimdi 1-0 çok riskli zaten. Aa, şu arkaya 3D grafik şeyi bile koymamışlar. Düz siyah görünüyor. Ne denir ona? Kaplama deniyor sanırım. Ya hakikaten şu kadar grafik şeyine falan gerek yok ya. Ya mesela şu tribünleri en azından farklı birkaç çeşit yapsalarmış. Ya oyunun başına hakikaten o ağız göz bilmem ne falan seçtiğim yer çok saçmalık yani. Aa, şurada duran herifin ne ağzını gözünü göreceğim ben de seçiyorum. Keşke onun yerine doğrudan şeyi ayarlasalarmış şu tribün için. Ah be çok çaprazday kaldı. Uğur Utlu mu bu? Ha. Evet Uğur Utlu. Bir de şu güzel, şu an oynadığım takım da benim seviyemdeki bir ligde, en azından biraz daha şey olur. Yani sezonda nasıl bir maç olacağına dair fikrim olur. Böyle olacaksa hiç olmasın mesela. 2 saniye önce övdüğüm adam gitti rakibe verdi, topu geldi. Kalecimin topu tutmasını seyrediyoruz şu an. O da gitti rakibe verdi. O da geldi. Çok güzel pas attı. İndiremezseniz onu. Biraz buna güveniyorum. Benim forvetlerim atamıyorsa karşı takım forvetleri de atamaz diye güveniyorum. Bir de benim kalecim fena değil. A Emrah Kayısı. Pozisyon dışına oynatılıyor. Biliyorum sen koydun onu oraya. Gidip tavşanın otomatikman yok sayılmışsın. Neyse hadi kalsın da. Yanlış bir adamı yanlış bir yere koyarım falan bazen. Mouse hatası. Allah kahretsin size arkadaş, belliydi bu golü yiyeceğiniz ya. Talimatlar abi şu. Normal lan defans çizgisi. Geriye mi yaslandırayım illa? Ulan atak futbol oynamaya çalışıyoruz arkadaş burada. Allah kahretsin. Ha bak işte mesela dediğim gibi Murat Tosun'a asist yazmış. Normalde o top kaleciden dönmüştü. Öyle asist olmaz diye biliyorum ben. Vay be adam topuk pası bilmem ne. Bayrampaşa Barcelona oldu üstüme geliyor resmen, nasıl işmiş. Bir aslında şu da çok yanıltıcı. Şu oyuncu bir gol attığı için mesela puan çok yüksek görünüyor ama büyük ihtimalle 6-3, 6-7, 6-5 bilmem ne o civarlarda bir şeydi. Yani bir tane çok beleş pozisyonda gol atınca puanın yükseliyor olması gerçekten yemez yani öyle o kadar o tip bir Ali Cengiz oyunu. Ya of Allah'ım şu bütün hata öldüren paslar yok mu? Ne şu uzun? Ben böyle bir uzun pas sistemi hiç... Aha şansa bak ya. Şans dedim de Ali Kılıç'ta yani. Şut mu çekti pas mı verdi onu anlamadım. Oo kale arkasına Kartal Sporlar çılgın atıyor şu an. İyi bir ilk yarı değil lan, nereye 1-1 bitti zaten. Neyse deplasman diye hadi iyi sayalım. Şu oyunda aslında bütün deplasmanların yarısından 1 puan alıp evdeki maçların yarısından da 3 puan alınca ligin ortasındaki pozisyonu garantiliyordur herhalde takım. Yanlış tahmin etmiyorsam. Hesaplamaya çalışıyorum. 9-3-27 9 40 puan civarı bir şey diyor olması gerek. 35-40 arası bir şey diyor olması gerek. O da herhalde yetiyordur. İşimden bir ses, ben bu Kartalspor'la asansör takım olacağım. Bir ineceğim bir çıkacağım diyor ama. Bilmiyorum da. Zaten bir çıkıp bir inersem genelde kovulurum şeyde. FM'de öyle olur. Öyle bir yüzsüzlüğü var. Hiç olmayacak bir takım Süper Lig'e çıkarırsın. O aslansın kaplansın. Sonra işte bir sene sonra düşersin. O zaman biz yollara ayrılıma döner. O da ayıp bir şeydir. Gerçekte de böyle olabilir belki, bilmiyorum. Somut örnekleri var aslında Türk futbolunda bunun da, neyse şimdi dillendirmeyelim de kaderimiz benzemesin. Kondisyonlar ne durumda? 70-80 güzel.
Genellikle 60'lara düşmeden yani 67 falan civarına düşmeden çok değiştirmiyorum. Ali Kılıç'cım bir ha. Emrah'cım senle sıkıştırdınız topu oraya ya. Ama güzel orta çıkardı. Emrah Tays'ı da vuramadı. Çok güzel pas. Çok güzel olmayan bir şut ama olsun, güzel atak oldu en azından. En azından solda oynayan Emrah Tays'ı da büyük ihtimalle solaktır. Çünkü herifin normal mevkisi zaten sol ortaydı. 21 yaşında. Bilmem ne, ben de yazmıyor. Takımda radikal değişikliklere gideceğim herhalde ya. Hücumda hiç istediğim gibi şey yapamıyorum. Güzel pas, güzel gol. Uğur'la, evet, bu Uğur'la herhalde banka oynayacak. Uğur o gün nasıl holları Yağız Göktuğ taş bulak olması gerek. Bu oyuncular işte, bir de bu forvet oynayan Murat mıydı? Bilemedim. Büyük ihtimalle bütün lig süresince banka oynayacak oyuncular işte. Tabi bir de yıldız kalecimiz var ki düşmana güven, dosta korku veriyor. Al onu kaleci, al. Heh. Almayacaksan da şey yapma, açılıyormuş gibi yapma, beni korkutma. Pardon. Ne FM'nin bu yönü güzel ya. Şu an mesela bir pazartesi sabahı enerjim yok. Böyle koşmalı, ateş etmeli bir şey oynayacak halim de yoktu. Böyle oturup sakin sakin oynanacak birkaç güzel oyun alternatifinden sadece birisi olarak kalıyor. Bir de tabi simülasyon bilmem ne tarzı oyunları sevenler için lan o kaleye gir, ha Allah kahretsin ya. Şöyle goller de hep gelir beni bulur. Vur çocuğum. Ya bizim burada niye kimse yok? Kapatın onu. Ha tamam. Offside olmasa atağı kesemeyeceğiz. Kesemeyecekmişiz. Bayağı geziyor bizim adamlar ortalıkta. Dördüncü dakika artık değişiklik yapılır ya. Bakalım yoldan pörtülen. Bir tane forvet değiştirelim bakalım. Yasin Abdioğlu normalde daha yetenekli bir heriftir. Aytek Öktem, sen çok güzel olursun burada. Emrah Tays'ı tamam oynadım, tamam hadi bir şey demiyorum. Sen bir çık. Esas sorun. Ha Yağız sen de doğru okuyorum değil mi? Sen de buraya gel. Yasin seni sokamayacağım oyuna ya, ama çok sakıncalı bir durumda. Defansın değil, orta sahanın ortasına şu adamın yerine. Serhat Özbey sen güven vermiyorsun. Başka da bir seçeneğimiz. Muhammed o kanat oynuyor. Tamam. Serhat gel. Herif %58'i sahada çatlayacak yoksa. Şunu da atın da bir de tam oyuncu değişikliği öncesi. Tribünlerin durumu da gerçekten işler acısı ya. Şöyle tribün olur mu ya? 3 sıra, 1, 2, 3 sıra. Oraya sandalye koymaya uğraşmaz kimse. Allah kahretsin. Düşünce güzel de öyle. O pası verecek kadar Messi değil benim adamım. Al onu. Ve kimse sakatlamadan falan şu maçı tamamlarsa. O çok güzel pozisyon aslında da. Sokar bizimki ayağını soktu. Bir daha vur. Bir daha vur. İşte bu kadar. Kalecinin kafasına vura vura gol atıyoruz arkadaş. Böyle bir duvar golü gibi bir sistem. İyi güzel ya. Güzel oynadı takım en azından. Şu yeni koyduğum çocukların da bir puanlarını görsem. Ulan Muhittin ya. Muhittin efsane pas attı. Bizim kaleci de iyi oynuyor sanki bugün ya. Çok şey yapmadı herif. 6-8 almış. Kaleci. Kaleye vuracak.
Offside mı? Offside değil midir ya? Ya Allah sikaresin. Nerede o adam? Şu mu? Hakikaten offside değilmiş. Ama gene benim defansın sığırlığı var işin içinde ya. Kimsenin suçu değil diyecektim az kalsın. Şarkıya bağlayacaktım hatta oradan. Lakin ki bizim defans herif offside'a düşürebilecekken bir kişi arkaya sarkmış. Şu forvetlerde böyle arkaya atılan toplarda koşarken omuz omuza mücadele için güç denge ikisi de çok önemli diye hatırlıyorum ben. Yani herif şey, çok güzel. Işık hızında koşup diğer herife fark atamıyorsa, yaklaşık aynı hızda koşuyorlarsa böyle omuz atarak, kaktırarak, işte böğrünü mıncırarak falan gibi ya da kolundan çekip kendini düşürtmüş gibi yaparak falan, bu tip şeylerde Ali Cengiz oyunlarında o iki özellik önemli olması gerek. Gerçi benim taktiğimde de yani kanatlardan giderim demiştim de. Ustalarla ortadan uzun top atıyor bizimkiler. Savaş çok sıkıştırmasan mı sen ya? Heh. Ulan iyi ki görmedim onu devamlı. Topu sıkıştırmayın dedim, gittiler doğrudan rakibe verdiler. Sarı kart falan görüyorsunuz ya. Aytek o pası at oraya. Aa, çok yavaş oldu. Sen geçebilirsin sonra. Tamam, ofansif futbol oynayın dedim ama şu top burada. Böyle salak denemeler için kaybetmezseniz daha güzel olacak tabi. Ne güzel ya. 3-2 de güzel bir skor. 2 golün biri zaten garip frikikten döndü, bilmem ne oldu. Gurur duyun. Hadi tamam, gurur duyun. Çakallar size. Kuntizler. Maçtan ayrıl. Yıldız da şeydi. Murat, yanlış görmediysem. Kalecinin kafasına 2 kere top alıp ondan sonra gol atan sevgili forvetim. Alanyaspor'da tamam. Büyük ihtimal Kartalspor'un başka şehre gidecek kadar da parası yoktur zaten. O yüzden Alanyaspor'u ayağımıza çağırmışız. Ha, bayram bayrak, sana bir daha bakıyorum, bir sakatlık olmasın. Yani şu süper değil ama şuna güveniyorum, o yüzden. Oyun kurucuymuş bir de. Ama bu orta sahanın ortası oyun kurucu, ne abi, ben biraz daha ofansif olmasını isterim. Tamam hadi gel, gel bakalım. Çakal. Aa, otomatik kaydetti oyunu. Gerçi yani şu otomatik kaydetme olayı da farklı şeylerle kaydediyor yanlış görmediysem. Yani işte Kartal 1 diye benim bir oyunu ilk başlarken aldığım kayıt var. Şu an aldığı kayıtları Kartal parantez içinde 1, Kartal parantez içinde 2, Kartal parantez içinde 3 diye alıyor. İşte her seferinde döne döne tekrar tekrar onları alacak ki bir tanesinde işte kayıt alırken bir arıza olsa bir öncekine döndüğünde arada en fazla 1-2 ay falan olsun diye. Mantıklı sistem. Gerçekten. Daha önce bu yüzden birkaç oyunumun yalan olduğunu düşünecek olursak. Anla sen çocuğa hoş geldin. Hayvanlık etmeyin. Buna gerek yok, buna gerek yok. Aa, sağ abi, ikimiz yok. Neyse o zaman sevgili dostlar, yanlış görmediysen biz de yarım saatimizi doldurduk zaten. İyi, ben birazdan herhalde yepyeni bir bölüm için kayıtlara başlarım. Siz de şuradan ya da şuradan yeni bölüme tıklayabilirsiniz. Şuradan like atabilirsiniz. Şuradan abone olabilirsiniz. Şuradan yorum yapabilirsiniz. Yapın da sevinirim gerçekten yaparsanız. Hani hep birlikte burada daha neşeli, daha interaktif, daha goygoylu bir ortama erişmiş oluruz. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Görüşmek dileğiyle. Gülü gülü.